Fuat Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok rica sağ olun. Ederiz. Röportajıma ben öncelikle Fuat Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Fuat Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1963 Adana doğumluyum ben. Sinop'ta bulunmamın nedeni bir kamu kuruluşunda çalışmamdan dolayı uzun süreden beri buradayım. Daha sonra bu sektörle ilişkimi şöyle açıklayabilirim. Daha önce bir sürücü kurslarında trafik mevzuatı ile ilgili usta öğreticilik yapıyordum. Daha sonra bu işle ilgili emekli olduktan sonra bana teklif geldi. Yapabilir miyiz diye. Evet. Bu işle iştigal etmeye başladık. Daha sonra tekrar teklif geldi. Dediler işte bu işte ortak olarak yapabilir miyiz diye. Biz de kızımın İşletme Fakültesi mezunu olması nedeniyle kızımla değerlendirme yaptık. Biz bu işi kotarabilir miyiz diye. Evet. Sağ olsun o da bana destek oldu. Bu şekilde bu işe girdik, bu sektöre girdik. Sektörün yabancısı değiliz aslında. Evet. Biliyoruz insanların ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Evet. O şekilde devam ediyoruz şu an. Ve faaliyetlerde devam ediyor evet. Diyebiliriz. Zeynep Hanım buyurun sizleri tanıyalım. Ben 1994 Sinop doğumluyum. Buldağ Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Evet. Şu an babayla beraberiz. Evet, mezun olduktan sonra Sinop'a dönmek istedim. Ailece bir iş yapmak istedik. Evet. Kendi girişimcilik yapmak istedik birazcık daha doğrusu. Evet. Şu anda babamla birlikte sırt sırta, omuz omuza güzel bir mücadele veriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biraz tanıyalım mı Fuat Bey? Neler yapıyoruz efendim burada? Gelen konuklar, misafirler ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar? Burada ticari araç kullanıcılarının kullanmak zorunda oldukları bir belge var. Yani mesleki yeterlilik belgesi. Milli Eğitim'den almış olduğumuz yetkiyle bu mesleki yeterlilik belgesini müşterilerimize sunuyoruz. Onlar da kanunen mecbur oldukları bu belgeyi kontrol esnasında yetkililere göstererek rahat bir işleri rahat görebiliyorlar. Yani bir kanuni bir sıkıntı yaşamıyorlar. Ayrıca bir de başka dallarda da çalışmalarımız var. Psikoteknik belgesi var yine aynı şekilde kullanıcıların kullanmak zorunda oldukları. O belgeye de danışmanlık yapıyoruz. Büyük illerdeki firmalarla anlaşmalarımız var. Onlara yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Daha sonra tehlikeli madde taşıyıcılarının, şoförlerinin veya sürücülerinin kullanmak zorunda oldukları Serece 5 belgesi var. O belgeyi de biz vermiyoruz ama yine onlara danışmanlık hizmeti vererek büyük firmalarla iletişim kuruyoruz. O insanlara da onların almasını sağlıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Harika. Peki ama yani hizmet sektörü çok zor bir sektördür. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Doğrudur. Siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Yani biz, olmazsa olmazlarınız vardır mutlaka. Yani biz hizmet verirken şuna dikkat ediyoruz bilhassa. Karşılıklı güven ilişkisini kurmaya ve onu devam ettirmeyi istiyoruz. Müşterilerimiz bizden bir hizmet aldığında devamında ona tekrar hizmet vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz ve o insanlara yardımcı olmayı her zaman sağlıyoruz. Evet. Ama bence en büyük başarınızın sırrı hani gerek kızınız Zeynep Hanım gereksiz siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. Evet. Evet tabii ki işimiz sevilmeden bir iş yapılmaz zaten. Her sektör için bu böyle geçerli aslında. Doğru da. Evet. Evet. Peki Zeynep Hanım gelen konuklarımız, misafirlerimiz genelde hangi bölgelerden geliyor buraya? İlçelerden yani. İlçelerden buraya gelen konuklarımız oluyor. Yani Sinop çevresi. Evet, Sinop ve çevresi. Evet. Evet, bölgede teksiniz sanırım bu konuda. Bölgede aslında iki kuruluşuz. Evet. Beraber hizmet veriyoruz. Onlar da kendilerine göre hizmet veriyor. Biz de kendimize göre hizmet veriyoruz. Aramızda tatlı bir rekabet var aslında. Yani evet. Sinop böyle bir ipucu değil de Sinop kazanıyor tabii ki. Yani müşteriler her iki tarafı da tercih edebiliyor. Bizim için o sorun değil. Biz verdiğimiz hizmetle farklılaşmak istiyoruz. Yani önce hizmet ondan sonra tabii ticaret ediyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ki Sinop gerçekten çok güzel bir bölge. Yani ben de onu söylemek isterim. Buyurun. Sinop'a iyi ki geldiniz. Karadeniz'in incisi bir ilimiz. Evet. Buradan herkese de seslenmek istiyorum. Sinop'a mutlaka gelsinler. Evet. Sinop turistik olarak da çok güzel bir yer. Yani
sanayinin doğanın sanayinin doğayı bozmadığı yerlerden bir tanesi. Evet. Bunu biraz da söylemek istedim. Ya bakir kalmış nadir bölgelerimizden biri. Tabii ki, Sinop için. Peki hedeflerinize ulaşabildiniz mi Fuat Bey? 2 sene önceye dönersek buraları hayal ediyor muydunuz ya da bundan sonraki süreçte neler olacak sizin için? Yani belli bir, tabii ki 2 sene önce daha yeniydik. Yavaş yavaş işimizi geliştirmeye başlıyoruz. Geliştirdikçe işin tadına varıyoruz, hazına varıyoruz. Yani insanlara hizmet etmek çok güzel bir şey olduğunu daha iyi fark ediyoruz. Evet, aslında hedef hiç bitmiyor değil mi? Tabii ki. Ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazlı, gelişen de bir teknoloji var. Bunu da hiçbir şekilde göz ardı etmemek lazım. Evet. Biz bu hedefleriniz yolunda başarılar diyelim sizlere. Buradan son sözlerinizi alın mı? Sinop'a, buraya gelen misafirlerinize ve ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buyurun son sözlerinizi alın. Şöyle söyleyebilirim. Yani bizi tercih eden müşterilerimiz, başkaları da bizi rahatlıkla tavsiye edebilirler. Evet. Bizim burada vermiş olduğumuz hizmet karşılıklı güven ilişkisi içerisinde olduğu için bütün müşterilerimize, bütün bizi tercih etmek isteyenlere, bizi tanıyanlara bizi tercih etmelerini dilerim. Biraz fazla bizi oldu ama yani biz herkesi bir kere davet edelim buraya Fuat Bey. Çay içmeye, kahve içmeye tabii davet ki, edelim. Tabii ki her zaman kapımız her zaman açık. Burası sabah 8.30 ile akşam 6 arası haftanın 6 günü açık. Evet. Ve bütün işi olan, işi olmayan, bizi ziyaret etmek isteyen, çayımızı, kahvemizi içmek isteyen her türlü insan, arkadaşı buraya bekliyoruz her zaman. İlla ki bir işi olması önemli değil. Her şey ziyaret içinde. Tabii ki. Tabii gerçek diyelim. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size sağ olun.